Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 33. Olimpiyat oyunları son hızıyla devam ediyor. Paris 24 oyunlarında dün Türkiye bir bronz madalya kazanmıştı. Okçuluk alanında karma ekipte Mete Gazoz'un başkanlığındaki ekip dün bronz madalya kazanmıştı. Bugün yeni bir madalya haberi geldi. Özellikle atıcılık karmada bir madalya beklentisi olduğunu dün söylemiştik. Bu sabah atıcılık 10 metre havalı tabanca karma müsabakası yapıldı. Şevval İlayda, Tarhan ve Yusuf Dikeç milli sporcular, milli atıcılar bugün final oynadı. Fakat Slovak rakipleri, özür diliyorum, Sırp rakipleri karşısında Daniel Mikic ve Zorana Arunović karşısında altın madalyayı kaybettiler. Ancak gümüş madalyayla Türk olimpiyat tarihine geçtiler. Çünkü bugüne kadar atıcılıktaki ilk madalyayı kazandırdılar. Türk ekibine daha önce ilk başta 8'e 2 öndelerdi. Daha sonra 14-14 tamamladı, yakaladı aslında Sırp ekibi. Fakat en sonunda son atışta 16-14 kazanan taraf Sırp ekibi oldu. Böylece dediğim gibi Türkiye'nin madalya kazandığı branş sayısı da ona yükseldi. Bu arada milli atıcı Oğuzhan Tüzün de trap kategorisinde yarıştı bugün. Finale kalmak için çıktı fakat ilk altının finale yükseldiği yarışta 15. gelince elendi ve oyunlara veda etti Oğuzhan Tüzün de. Diğer taraftan az önce arkamda gördüğünüz İnvalid Meydanı'nda kurulan okçuluk yarışmalarında izledik. Az önce Mete Gazoz bireyselde çıktı. İki kez çıktı Mete Gazoz. Önce son 32'de rakibine karşı 6-0 aldı. 2-0, 4-0 ve 6-0 şeklinde yenerek rakibini, özellikle ilk etapta 10-10-10 atarak çok büyük bir başarı elde etti. Kulislerde en çok alkışlanan isimler, tribünlerde en çok alkışlanan isim Mete Gazoz oldu. Her seferinde 2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu olarak tanıtıldı Mete Gazoz. Daha sonra son 16 tura çıktı. Burada da Çinli rakibine 4-2 üstün gelerek Mete Gazoz çeyrek finale yükseldi. Önümüzdeki hafta Mete Gazoz'un da çeyrek final karşılaşmaları olacak. Buradan da büyük madalya beklentisi var. Özellikle kendisinin, dün konuşabildik kuliste kendisiyle ve mutlaka bir madalya getirmek, olimpiyat madalyası getirmek istediğini, bunda kararlı olduğunu dile getirdi. Çok kararlı bir kişilik Mete Gazoz ve inatçı da dolayısıyla bu madalyayı kazanacağını dile getiriyor Mete Gazoz. Evet, 1 Ağustos'ta voleybol karşılaşmaları yeniden ön plana çıkacak. Filenin Sultanları kadın voleybol milli takımı 1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti'ne karşı yarışacak. Yarın boksta önemli isimler ringe çıkacak. Bugün boks karşılaşmasında, onu da aktaralım, boksta Esra Yıldız Kahraman Malil rakibini 5-0 yenerek finale, Son 16 tura yükselmeyi başardı. North Paris Arena'da karşılaşmalar, boks karşılaşmaları da başladı. Yarın boksun iki altın ismi Buhsenaz Sümeneli ve Buhsenaz Çakıroğlu yarışacak. Bu isimlerden de altın madalya beklentisi var. Ardından da 4 Ağustos'ta voleybol takımımız, çok iddialı bir takım olan İtalya ile karşılaşacak. Bakalım önce Dominik Cumhuriyeti engelini aşabilirse bir sonraki rakibi İtalya olacak. Yarın da biz oyunları yakından izleyeceğiz. Türk takımının, özellikle Team Türkiye'nin bütün oyunlarını izleyerek aktarmaya devam edeceğiz Paris'ten. Şimdilik bu kadar. Sözü yeniden Washington'a bırakıyoruz.